Herkese yeniden merhaba. Bu hafta sizlere çok karıştırılan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Son kullanma tarihi ve raf ömrüyle alakalı nasıl ayırt ederiz, nasıl okuruz ürünleri, bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi ürünleri kullanıyoruz. Ama bu ürünleri kullanırken bazen 5 sene, 6 seneye kadar kullanabiliyoruz. Özellikle makyaj ürünlerini. Ama bunların bir raf ömürleri var. Çünkü bunların yazılmasının sebebi içerisindeki koruyucuların artık etkisi geçiyor ve bakteri üretmeye başlıyor. O yüzden bu son kullanma tarihleri çok önemli. Bunları nasıl okuyacağız ve ben ne şekilde ürünlerimi kafamda tutabiliyorum. Hani bu şekilde not alıyorum genelde. Kutuyu açtığım an, aslında kutuyu değil, yani şu kutusundan çıkardım. Kapağını açtığınız an başlıyor. İşte bu kapağımı açtığım an ben bu ilgili ürünün kutusuna genelde hangi tarihte açtığımı yazıyorum. Eğer silinmiyorsa şu ürünün üstüne de yazabilirsiniz. Şimdi gelelim raf ömrü ve kapağını açtıktan sonraki kullanma süresini nasıl okuruz? Şimdi mesela bu elimde bir parfüm şişesinin kutusu var. Parfümleri biz 10 sene, bazen 15 sene bile kullanabiliyoruz. Aslında kullanmamamız gerekiyor. Çünkü burada kavanoz işaretleri var. Bu kavanoz işareti size o ürünün kapağını açtığınız andan itibaren kullanacağınız gün sayısını gösteriyor. Burada genelde month olarak, yani ay olarak M şeklinde gösterilir. Bu parfümde 24 M yazıyor. Yani 24 ay demek. 2 sene ömrü var demektir. Yani ben bu parfümü açtım, sıktım. Sıktıktan sonra 2 yıl içinde kullanmam gerekiyor demek. Ama şöyle eczacı bir akrabam var, ona sormuştum. O da demişti ki hani 1 ay, 2 ay daha kullanabilirsin. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunların bir de şöyle bir farkı var. Mesela şurada bir tane Vichy'nin göz kremi var. Ben bu göz kremini açtığım tarihi yazmışım. Ve bu göz kremini benim şu kavanozda, şu kavanoz şeklinde şurada 6M yazıyor. Yani 6 ay. Benim bu kremi 6 ay, maksimum 7 ay içerisinde tüketmem gerekiyor. Yani ay kıyamıyorum, edemiyorum diye hiç üzülmeyin, yani onu dert etmeyin. Çünkü kıyamadığınız her an bozuluyor zaten. Onu hiçbir zaman kullanamayacaksınız demek. Hani açtığınızdan bol bol kullanın. Faydasını en güzel şekilde görün. Mesela bu Serodelin'e bakalım. Burada şu kapağında üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazıyor. Bu tarih aslında şöyle. Üretim tarihi 2018, Ocak 2018, son kullanma tarihi Ocak 2021 diyor. Bu şunu gösteriyor. Bu ürün marketlerde, eczanelerde hiç açılmamış bir şekilde raflarda durabilme ömrü demektir. Yani 2021'e kadar açılmadığı sürece bu böyle raflarda bu şekilde bakteri üretmeden formülünü tam efektif bir şekilde sağlayacak şekilde durabilir demektir. Ama şöyle, bizim bakmamız gereken ürünü aldık. Son kullanma tarihini her zaman kontrol ediyoruz. Ama bu ürünü aldım ve hemen kullanmak istiyorum. İşte bunun ben kapağını açtığım andan itibaren şuradaki kavanoz devreye giriyor. Bu kavanozda 12M yazıyor. Yani 12 ay. Ben bunu kapağını açtığım andan itibaren 1 sene içinde tüketmem gerekiyor. Ya da maksimum 1 sene, 1 ay kadar süre içerisinde bitirmem gerekiyor. Eğer bitiremediyseniz de bunu çöpe atmanız gerekiyor. Çünkü faydadan çok zarar sağlayacaktır. Bakteri üretiyor çünkü. Bir sürü farklı şekilde belirtme özellikleri var. Bu da mesela bu ürün de kapağına yazmış. Üretim tarihi 2018, Temmuz ayı, son kullanma tarihi 2021. Yani marketlerde, raflarda, kutu içerisinde 2021'e kadar durabiliyor. Ama kapağını açtığım an, kullanmaya başladığım an, pompasından ürün çıktığı, hava aldığı andan itibaren kavanoza bakıyorum. Zaten kavanozda şöyle
açık işareti de görürsünüz. Bu da 12M yazıyor, yani 12 ay. Bunu da bir sene içinde tüketmem gerektiğini bu şekilde anlıyorum. Dediğim gibi bu ürünlerin, hani çok fazla ürün var, nasıl hatırlayacağız? Bunların üstüne ya da kutusuna yazın. Yani bunu, ben bu ürünü açtığım gün 1 Mart 2019 tarihinde açtım, yazın ve ona göre tüketiminize dikkat edin bence. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok fazla üstüne tekrar tekrar yaptım. Hani daha iyi otursun diye, hani ben nasıl yapıyorum, tekniklerimi de anlattım. Belki fikir olur sizin için de. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, bir sonraki videolarım için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.